Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Değerli kardeşlerim, İslam bizim bedenimizi ve ruhumuzu beraberce ihya eder. Layıkıyla bir Müslüman olduğumuz zaman bu bizim Allah için göstermiş olduğumuz irade, sebat ve gayret bizi dünya hayatında da Allah dostu, insan dostu, hayvan dostu, çevre dostu, cansız varlıkların dostu, elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen, gelse gelse fayda gelen bir insan haline getiriyor. İşte gerçek manada ilericilik budur, terakki budur, evrim budur, efendim değişim iyi manada budur, terakki evet budur. İnsan bu hale geldiği zaman ufak tefek günah işlese bile Allah Celle Celaluhu onları affeder. Yani bunların bir kısmı ibadetle, bir kısmı zikirle, bir kısmı başkalarına yaptığımız iyiliklerle. Ne gibi mesela? Tebessümüke fi veci ahike sadaka diyor Peygamberimiz. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen, güler yüz, tatlı dil de sadakadır. Sadaka günahları götürür. Bismillah. Başkalarına yapmış olduğumuz her iyilik Cenab-ı Allah katında bir sadakadır ve yapmış olduğumuz kötülüklere bir kefarettir elhamdülillah. Müslüman olmak, iyi niyetli, bir kere günah işlemez. Yani adam öldürmez, hırsızlık yapmaz, gasp etmez, zina etmez, açık saçık teşhircilik yapmaz, kimseyi zinaya teşvik etmez. Efendim namuslu insanlara iftira etmez, küfretmez, alay etmez, aşağılamaz, herkesi kardeş bilir. Toplumda barış insanıdır, huzur insanıdır. Müslüman, anarşiden, terörden ve zulümden, sömürüden uzak bir varlıktır Müslüman. Hasbel beşer, ufak tefek günahları olursa da Allah Celle Celaluhu bunları bağışlar. Yeter ki büyük günahlardan kaçınsın. Değerli kardeşlerim, o yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men mate, bir insan ölse, yu'minu billahi vel yevmil ahir, Allah'a iman ederek ve ahiret gününe iman ederek ölse. Yani Allah'a imanın ve ahiret gününe imanın üzerinde bir icrası var, etkisi var, tesiri var, fonksiyonu var. Ona göre yaşıyor yani. Kıyle lehu, ona denilir ki, el cennetu, işte sana udhulü cennet, gir bu cennete. Min eyyi ebbabil cenneti semaniyet. Şit. Cenneti bu 8 kapısından hangisinden istersen oradan gir denilir. Evet değerli kardeşlerim, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek yürekten iman eden insan cennete gider. Çünkü böyle bir insan ölmeden evvel ölünüz, büyük hesaptan evvel kendinizi bu dünyada hesaba çekiniz, dusturlarına bağlı olduğu için zaten büyük günah işlemez. Küçük günahlar varsa da onu da Cenab-ı Allah affeder elhamdülillah. Öldüğü zaman doğru cennete gider. Tabii büyük günahlar bir kısmı Allah hakkı, bir kısmı da kul haklarına dokunur, ihlal eder. Bunları işleyen insanlar bunun karşılıktaki cezayı görürler. Peygamberimizin bu sözünü yanlış anlamamak lazım. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insanın üstünde Allah'a o iman, ahirete o imanın bir tesiri vardır, etkisi vardır. Görevlerini yapar. Ha, bazen ihmallar olur, bazen kaçamaklar olur. Allah Celle Celaluhu onları affeder anlamındadır. Yoksa tabii ki
İşi gücü adam öldürmenin, katil, la ilahe illallah demiş. Doğru cennete gidecek değil, hesabını verecek dedi yani. Ömrü boyunca namaz kılmamış, hesabını verecek. Oruç tutmamış, zekat vermemiş, zina etmiş, hırsızlık yapmış. Kullara zulmetmiş, bunun hesabını verecek. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, söz vermektir. Nedir o? Allah'a itaat edeceğim. Yasakladığı adam öldürmeden, zina etmeden, hırsızlıktan, gaspten, yağmadan, iftiradan, yalandan kaçınacağım demektir. Ve bunu yapmaktır tabi. Yukarıda ne dedik? Müslümanlık icraat işidir. Lafla peynir yemesi yürümediği gibi lafla Müslümanlık da yürümez dedik. Adam iyi niyetle böyle olursa öyle. Değerli kardeşlerim, aslında burada söyleyeceğimiz bazı konular vardı. Nedir o? Ahirete imanın dünya hayatında bir etkisi var. Bakın insanlar kırmızı lambada duruyorlar. Niye? Çünkü obası kamera koymuşlar oraya. Geçerlerse burada kamera var, bizden cezalı diye duruyorlar. Kameranın olmadığı yerde ya da kimsenin görmediği yerlerde gidiyor insanlar. Bu böyle, insan böyle denetlendiği zaman bu denetlemenin üstünde bir etkisi olur. Ha, Müslümana gelince her an Allah'ın denetimindir. Allah görüyor. İki tane de melek var omuzunda. Artı Allah'ın görmesiyle beraber onları da yazıyor. Bunları önüne koyacaklar yarın. İkra kitabı, oku kitabını diyecekler. Başka bir şahide gerek yok, bu yeter diyecekler. Müslüman buna inanıyor. Devamlı kamera altındadır hayat. Hayat. Sorulacak orada. O yüzden ölmeden evvel ölüyor. Büyük sorgudan evvel dünya hayatındaki sorguyu kendisine soruyor. El hesaba çekmeden kendi nefsini hesaba çekiyor. Muhasebesini kendisi yapıyor. Hayatını değerlendiriyor. Neden? Çünkü bu orayı düşünülerek bu dünya hayatında bir hizaya giriyor demektir. İşte hadisi böyle anlayalım. Bir insan Allah'a ve ahiret gününe iman ederse Allah'a açıktan isyan edemez. Allah'a isyan edemeyince Allah ona diyor ki kul hakkı da yeme, kimseye de zulmetme, elinle dilinle herkese huzur ver, efendim zarar verme diyor. Değerli kardeşlerim, Müslüman olmak diri olmaktır. Mesut ve bahtiyar olmaktır. Mutlu ve müreffeh olmaktır. Barış ve huzur ve emniyet içerisinde olmaktır. Kafir olmak ise karanlıkta kalmaktır. Kabiliyetleri mahvetmek demektir. Hırsların, şehvetlerin, güdülerin altında kalıp ezilmek demektir. Başkalarına ve kendisine zulmetmek demektir. Gücü yettiği zaman bütün insanlığı sömürmek ve ezmek demektir. Bunlar karanlık üstüne karanlıktır. Her günahın vicdana saplandığı bir hançer vardır. Vicdan azabı, vermiş olduğu bir stres ve sıkıntısı vardır. Bunları yaşayacaktır. Bu da bunun aklına zarar verecek, ruhuna zarar verecek, bedenine zarar verecek, türlü türlü hastalıklar çıkaracak. Kanserdi, AIDS'ti, bilmem neydi. Bunu dünya hayatında daha ahirete gitmeden ödeyecektir. Yani İslamsızlığın cezasını sadece cehennemde değil, bu dünyada da çekecektir. Bu tertemiz dünya onların elleri yüzünden bozulacak. Yani aldığı nefesi, havayı bozacak insan. Niçin? Allah'a isyanında. Ve elleriyle fitne fesat günah işlediğinden suyu bozacak, çevreyi bozacak, atmosferi bozacak. Cehennem gibi kir, pas, pis soluyacak ve azabını çekecek. Sonra da burnunu, oksijeni dayayacaklar. Öyle hastalık içerisinde ölüp gidecek. Onun ötesinde o savaşları, o darpleri, o bombaları, o birbirlerine kendi birbirlerine yamyam olup yiyip cehennem ateş olup döküldüklerini saymıyoruz da. O yüzden değerli kardeşler,
İman ne kadar kıymetli bir şeydir. Ve Müslüman olmak ne kadar büyük bir nimettir. Allah'a hamdolsun bize kendisini tanıttı. Bize peygamberini tanıttı, hidayet verdi. Ayaklarımızı da bu yolun dışında başka yollara sapmaktan korusun. Bizi Müslüman olarak yaşatsın, Müslüman olarak öldürsün. Hoşça kalın ve selam.